Aslında imanın altı esası birbirini gösteriyor, birbirine bağlanmış. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Dolayısıyla birindeki sarsılma ya hepsini sarsıyor veya hepsindeki sarsıntının yansıması. Yani imanın altı erkanından yani birine imanını kuvvetlendiren diğerlerine de imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Mesela kadere imanla alakalı hakikatleri okuyan Allah'a imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya çalışan hem Allah'a imanını kuvvetlendiriyor, hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanımış oluyor, hem ahireti daha ziyade öğrenmiş oluyor, hem melekleri daha yakından tanımış oluyor, hem kaderle ilgili hakikatleri hatırlamış oluyor. Yani imanın altı esası birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Risale-i Nur Külliyatı'nda bununla alakalı Asay-ı Musa'da bir bölüm var. Ayrıca imanın iki erkanı La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Yani Allah'a iman, Peygamberimizi Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulü olarak tasdik etmek, kabul etmek birbirinden ayrılmıyor. Birbirini gösteriyor. Bu mevzuyu Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserde 26. mektupta bir soruya verilen cevaptan tespit ettik. Orayı okurken bu mevzuyu hatırlayalım, bu mevzuyu mütalaa edelim. Çünkü merak ediliyor. Bu mevzu aslında merak edilen birçok sorunun cevabını içinde taşıyor. İnşallah biz de hatırlayabildiğimiz kadarını paylaşmış olacağız, paylaşmaya çalışacağız. Yani sadece La ilahe illallah demek insanın kurtuluşuna vesile olur mu? Muhammedur Resulullah demezse ehl-i necat olur mu, kurtulabilir mi? Ebedi saadete kavuşabilir mi? Mealindeki soruya cevap verirken Üstad Bediüzzaman, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah birbirinden ayrılmaz diyor. Niçin? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah birbirini gösterir. İnşallah niçine girelim. Benim bilhassa özel dikkatimi çeken, dikkat çekmesini arzu ettiğim bir kelime daha kullanıyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah birbirini tazammun eder diyor. Tazammun eder, içine alır. Yani La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah hakikatini içine alıyor. Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah hakikatini içinde bulunduruyor. Niçin? Çünkü insan aklı, malumunuz, merak eder. Yani her akıl sahibi şu dünya misafirhanesinde gözünü açtığında ve büyüdükçe akıl bali olma noktasına kadar bile çok merak ediyor insan. Ki o dönem hazırlık dönemi, henüz daha imtihanın başlamadığı, ancak imtihanı hazırlık dönemi diyelim, akıl bali olmadan evvelki döneme. O zaman da dikkat edersek hepimiz hem yaşadık hem gördük. İnsan çok soru soruyor çocuklar. Yani ayı görünce bu nedir diyor. Yolda kelebek görüyor, bal arısı görüyor, örümcek görüyor, karınca görüyor. Bu nedir diyor. Hatta bazen çok yanlış olduğunu düşündüğümüz bir şey yapıyoruz. Bıkıyoruz. Yeter artık diyoruz. Sorularından bıktım. Bunu dememek lazım. Sabretmek lazım. Sorma. Her şeyi sorma. Bu kadar meraklı olma. Bu kadar meraklı olma. Halbuki insan da çok önemli bir merak duygusu var. Aslında o sorular hep Cenab-ı Hakk'ı tanımanın altyapısı, hazırlığı. Yani çocuğun karıncayı sorması, örümceği sorması, kediyi, köpeği bu nedir diye sorması, daha sonra ayı, güneşi, yıldızları merak etmesi, hepsi derinlerde onun ruhunda Cenab-ı Hakk'ı tanımaya hazırlık. Onu merak ediyor. Kendini, yaradanı, eşyayı, kendisiyle çok ilgili olan eşyayı, mahlukatı, yaradanı demek ki dünyaya gönderilen her insan merak ediyor. Akıl bağlı olduktan sonra bu daha da önemli bir şekilde şiddetleniyor. Yani insan şiddetlenmesi gerekiyor. Normali o, eğer dağıtmazsa kendini, başka şeylere yönelmezse, nefsine uymazsa, bütün kalbini, vicdanını unutmazsa insan kendini, yaradanı merak ediyor. İşte kendini, yaradanı, yaşadanı, kendisine güneşi, yağmuru göndereni, bütün mahlukatı, sebzeleri, meyveleri, yeryüzünde yaradanı, önüne dizeni, hepsiyle tanışmasına, meyvelerle, sebzelerle tanışmasına vesile kendisine dil, göz, kulak vereni, merak eden insanın bu meraklı
yolculuğu, Allah'ı tanımaya hazırlık. İşte insan aklıyla soru soruyor, merak ediyor, ancak kendisini tatmin edecek cevap bulamıyor. Tek başına. Tekrar söylüyorum bu cümleyi. Yani akıl arıyor, arıyor, ancak cevabı kendisi bulamıyor. Bulamıyor. Cevap bulamayınca da rahatsız oluyor. Bir boşluk hissediyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey kendisinden ziyade Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. Bu cümle çok önemli. Risale-i Nur'da da geçiyor bu manada bir cümle. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi, dereler, deredeki balıklar, ağaçlar, ağaçların yaprakları, çiçeklerin meyveleri, güneş, ay, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, otlar, çayırlar, çimenler, her şey kendi varlığı kadar değil, kendi varlığından daha fazla Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor.